İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Dikranagert'in tarihi Anzele suyu denilen havzada çeşitli balıklar ortaya çıktı. Bugün Akulis'teki Ermenilere karşı işlenen katliamların 100. yıl dönümü. Uluslararası sergide ilk Ermeni organik şarabı sunuldu. Türkiye parlamentosu birliklerin Libya'da konuşlandırılmasına izin veren bir tasarıyı inceliyor. ABD, İncirlik Hava Üssü'nde 2024 yılı sonuna kadar çalışma sözleşmesi imzaladı. Ozon tabakası ciddi hasar gördü. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Amerikan Üniversitesi ve PixArt yapay zeka laboratuvarı kuruyor. Vatandaşlar, özellikle çocukların yaz sıcağında serinlemek için havuz olarak kullandığı alanın koruma altına alınarak turizme kazandırılmasını istiyor. Sur ilçesinde bulunan tarihi Anzele suyunda farklı balık türleri ortaya çıkmaya başladı. Batı Ermenistan'daki Dikranagert'in içinde kaynak suları mevcut. Anzele içinde bundan 200 sene önce şifa kaynağı olan balıklar vardı. Daha sonra kapatıldı, itfaiye için kullanıldı. Yanlış işler yapıldı. Bu sular boşa gidiyor, boşa akıyor, faydalanılmıyor. Yetkililere göre bu çok şifalı ve içilen bir su. Mineralleri çok yüksek olan bir su. Bu suyun değerlendirilmesi için gereken neyse yapılması gerekiyor. Bugün Akulis'teki Ermenilere karşı işlenen soykırımın 100. yıl dönümü. Bir asır önce 1919'da 24-25 Aralık arasında masum Ermeni nüfusu katliama maruz kaldı ve Nahçıvan'ın bu kadim Ermeni yerleşimi harabeye dönüştü. Azerbaycan yetkilileri Nahçıvan'ı Ermenilerden tamamen boşalttıktan sonra Ermeni kültürel mirasını sistematik ve kitlesel imhasını da gerçekleştirdiler. Sonuç olarak binlerce Hristiyan anıtlar tamamen yok edildi. Bütün bunlar dünya tarihinde kültürel vandalizmin eşsiz bir tezahürü olarak kalacaktır. 1. Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti'nin bu katliamlara cevaben, kendi topraklarında şiddeti önlemek ve bölgedeki Ermenilerin güvenliğini sağlamak için uluslararası topluma ve özellikle itilaf ülkelerine başvurması dikkat çekicidir. Şarap kültürü gün be gün büyüyor ve organik şarap üretimi dünyada yaygınlaşıyor. Neden organik? Çünkü geleneksel şarap yapımına göre kimyasal katkı içermeyen üzümlerden yapılır. Yani ilk önce organik bağcılık yapmaya başlanmalı. Sonra sadece ham maddeleri organik şaraba dönüştürmeliyiz. Organik bağcılık Vayotzor'un Areni bölgesinde 3 yıl boyunca piyasaya sürüldü ve bu yıl Ermenistan Cumhuriyeti sembolik 2100 ve Haçmeruk isimleriyle ilk organik şarapları piyasaya sundu. Siyah üzüm türlerinden üretilen 6100 Ermenistan'da şarapçılığın üretildiği yılı simgelemektedir. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Bağcılık ve Şarapçılık Vakfı Müdürü Zarhuy Muratyan, iç pazarda bile organik şaraba olan talebin çok yüksek olduğunu, sadece birkaç bin şişe ürettiklerini ve bu yüzden büyük miktarlarda ihracat yapamadıklarını ifade etti. Reuters ajansının bildirdiğine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptığı açıklamada, Türkiye parlamentosunun askeri birliklerin Libya'da konuşlandırılmasını sağlayacak bir yasa tasarısı hazırlamakta olduğunu ifade etti. Kalın'a göre Türkiye, Trablus'taki Fayez al-Serraç hükümetini desteklemeye devam ediyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın silah tedariki ambargosuna rağmen Türkiye, Serraç hükümetine askeri mühimmat gönderdi. Pentagon basın servisinden yapılan ve Armenpress tarafından aktarılan habere göre ABD Savunma Bakanlığı, Kilikya Ermenistanı'nın Adana şehrindeki İncirlik Hava Üssü'nde 2024 yılının sonuna kadar 95 milyon dolarlık inşaat sözleşmesi yapmak üzere bir dizi Türk şirketiyle sözleşme imzaladı. Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'nin 39. Hava Kuvvetleri kanadı şu anda İncirlik Hava Üssü'nde konuşlanmış durumda. TASS Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Washington'un S-400 Rus uçak savar füze sistemlerinin satın alınması konusunda Ankara'ya yaptırım uygulamaya karar vermesi durumunda ülkesinin İncirlik Hava Üssü'nü ABD'ye kapatabileceğini dile getirdi. Fizi.org'a göre İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'ndeki bilim insanları atmosferdeki kloroflorokarbonlardaki son artışın Antarktika ozon deliği alanındaki ozon tabakasına 10 yıllar içinde ciddi zarar vereceğini keşfettiler.
Araştırmacılar, ozon tabakasının emisyonları üzerindeki etkisini belirlemek için kimyasalların atmosfere taşınmasının ayrıntılı bir modelini kullandılar. Üretimi 1987 Montreal protokolü ile sınırlıdır ve 21. yüzyılın ikinci yarısında Antarktika'daki ozon seviyelerinin 1980 yılının seviyesine dönmesi bekleniyordu. Fakat 2018'de atmosferdeki kloroflorokarbonlar içeriğinde muhtemelen Çin'de bilinmeyen üretimden kaynaklanan emisyonlar nedeniyle bir artış kaydedildi. Bilimsel çalışmanın yaratıcıları 3 olası senaryo üzerinde inceleme yaptı. Emisyonlar derhal durduruluyor, sabit seviyede devam ediyor veya önümüzdeki 10 yıl içinde kademeli olarak azalıyor. İkinci durumda ozon tabakasının onarılmasının 18 yıl alacağı ortaya çıktı. Üçüncüsü, eğer emisyonlar 10 yıldan sonra durdurulursa gecikme 2 yıl olacak. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Amerikan Üniversitesi ve PixArt şirketi ortaklaşa yapay zeka araştırma laboratuvarı kurmaya hazırlanıyor. Ülkemizdeki Amerikan Üniversitesi'nden Armen Press'e aktarılan bilgiye göre Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Amerikan Üniversitesi ve PixArt bilim ve araştırmayı ilerletecek, yapay zeka alanındaki akademik ve mesleki becerileri geliştirecek, bilim ve araştırmayı sanayiye bağlayacak yeni bir model oluşturmak için birlikte çalışıyor. Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki Amerikan Üniversitesi Başkanı Karin Markides, yapay zeka tüm dünyada hızla gelişiyor ve bence bunun Ermenistan Cumhuriyeti'nde de gelişmesinin tam zamanı. Bu alanda araştırma için geniş bir fırsatlar yelpazesi sunacak yapay zeka laboratuvarı oluşturmak için PixArt ile çalışmaktan çok memnunuz, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size ünlü Ermeni aşığı Sayat Nova'nın Glaho Zakaryan tarafından seslendirilen Tunen Kılhen adlı eseri sunuyoruz. Hoşça kalın.